Ahmet abi. Sen? Evet, kendisi söyleyebilir. Şule. Şule. Tuğçe. Neslişah. Neslişah. Evet. Yağmur. Yağmur. Ben de Hasan. Evet, sen bildin. Başkanı. Neslişah bildi. Bildim başkanım. Evet. Biz okuduk. Evet, biz okuduk. Hepimiz okuduk buradakilerde. Evet. Kaçıncı sınıfsınız siz? Kolay gelsin. Biz de şöyle ziyaretler yapıyoruz. Sizin için burada birçok atölye kurduk. Burası da müzik atölyemiz. Çalışmalar diliyoruz. Maşallah. Tabii sizlerin iyi yetişmesi için derslerinizin yanında bu tür eğitimler, bu da bir spordur yani. Ama beyni çalıştıran bir spor. Kaç haftadır devam ediyor? Diye mi? Arkadaşlar, güzel yapmışlar ya. Var mı isteğiniz? Evet, sizi tebrik ediyorum. Şunu ortaya çıkaracaklar. Evet, tebrik ediyorum yani. Güzel olmuş. O zaman bir fotoğraf alalım mı şöyle beraber? Tamamdır. Evet, teşekkür ediyorum. Siz güzel sanatlara gidersiniz inşallah yani bu şeyler, bu yetenekler. Buradan da şeyini yapıyorsunuz değil mi? Kodlarını evet. Mı yazıyorsunuz? Evet hocam, kod yazıyoruz. Yükleyince de çalışıyoruz. Çalışıyor. Aynen. Hoşça vakit geçiriyorlar. Ama en güzeli de bunların geleceği böyle güzel ortamlarda yetişmeleri. Aynen. Eğer oradaki performanslar başarılı olursa Adana'ya davet edilecekler. Gerçekten geleceğiz inşallah. İnşallah. Nasıl hocam? İyi. Şöyle öğrencilerimiz İngilizce merhaba yapıyorlar. Çok iyi gençler. Derslerimizde şu an için. İyi, tebrik ediyoruz. Karatay Kültür ve Sanat Akademimizi bugün ziyaret ettik. Sanat Akademimizde 750 öğrencimiz yaz kurslarında eğitim görüyorlar. Gönül isterdi ki bize müracaat eden tüm öğrencilerimize karşılık verelim. Ama kontenjanımızın tamamı doldu. Burada ahşap atölyemiz, resim atölyemiz, sanat atölyelerimiz, müzik atölyemiz, drama atölyemiz ve birçok atölyelerimiz bulunuyor. Burada hedefimiz çocuklarımızın, gençlerimizin daha iyi bir şekilde eğitilmesi ve yaz aylarında özellikle boş vakitlerini iyi değerlendirmesi. Sosyal imkanlarımız var. Burada gençlerimiz hem öğreniyorlar, hem fiziki anlamda gelişiyorlar, hem kültürel ve sosyal anlamda bir şeyler öğreniyorlar. Ailelerimizi de tebrik ediyorum. Onlar da çocuklarını buraya getirerek fedakarlık gösteriyorlar. Tüm amacımız gençlerimizin, geleceğimiz olan çocuklarımızın yarınlara hazırlanabilmesi. Bizler de belediyeler olarak tüm imkanlarımızla onlara destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz.